Ama böyle bir bak video yok, bu güzel olur. Bunu paylaşalım şimdi. Berkant anlatsın. Neydi? Erdal yazıcının Panofsky yöntemiyle incelenmesi. Çok güzel bir şey yani. Fotoğrafta, Türk fotoğrafında hiç olmayan bir video olur. Biz de görüşlerimizi söyleyeceğiz. Abi siz adamı İsterseniz. yoruyorsunuz. Adam ders yapacak. Daha derse başlamadan yoracaksınız adamı. Yani bu Yok arada yok. bak hani onu söyleyeyim de Şey yapalım şimdi. onlarına doğru yoruluyorsun yani. Hani o sınıf bitsin Tabii istiyorsun. tabii. Ya onu söyleyeyim. Çok kendini yorma daha başlamadan. Hani Hadi bakalım. Şey yapalım, başlayalım o o zaman. fotoğraf var mı anlasın? Ben Ya o o fotoğrafı fotoğrafı Eren, sen ekrana yansıtabilir misin yüksek çözünürlüklü olarak şeyi? evet, o gerekecek çünkü. Süt Hangi foto? ekmek çocuk fotoğrafını. Ekranda o mesela dursa daha iyi. Sen Erdal aslında o fotoğraf gelene kadar sen dünün böyle Panofsky'nin kısa özetiyle başla istersen Berkan. tam da onu söyleyecektim. Sen söyledin ben söylemeden. Sen açıklamış oldun. Şimdi normalde Erwin Panofsky'nin metni dün de söyledim. Hani ama dün Ali abi burada değildi. Özgün hocam da burada değildi. Onlara da söyleyeyim. Erwin Panofsky'nin metni kitabının tam adını size söyleyeyim. İkonoloji Araştırmaları Rönesans Sanatında İnsancıl Temalar diye bir kitabı var. Bu kitabının da başında İkonoloji ve ikonografinin nasıl bir çalışma sahası olduğunu anlatıyor. Ve ben şöyle de bir şey söyledim. Bunda bir araştırma da yaptım. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Michel Foucault'un şöyle bir tanımı var. Bir takım diyor felsefi operatörler, bunu dün anlatmamıştım ama bugün anlatayım. Felsefi operatörler veya epistemolojik operatörler dediği iki metin grubu var. Bu metin grubu ile ilgili şöyle bir şey söylüyor. Sistemin içinde yer alan sistemden hareketle yorumlanabilecek sistemin tamamen oluşabilmesini, sistemin olanaklı olmasını, kökenini, zorunluluklarını ortaya koyan, ifade eden metinlere diyor felsefi operatörler dedim diyor. Bunlardan iki tane, üç tane hatta örnek veriyor. Birincisi Aristoteles'in metafizik örneği. İkincisi Descartes'in hangisiydi söyleyelim. Descartes'in meditasyonlar, Spinoza'nın ise anlama yetisinin iyileştirilmesi üzerine metinlerini örnek veriyor. Epistemolojik operatör içinde şöyle bir şey söylüyor. Bir söylemin kesinliğini veya doğruluğunu veya bilimselliğini değil, varoluşunu mümkün kılan, onun olabilme imkanını mümkün kılan, onun olabilme imkanlarını açıklayan metinlere epistemolojik operatör deriz diyor. Ferdinand Saussure var, dil bilim dersleri üzerine çalışır. Onun veriyor örnek. Ben de Panofsky'nin bu metninin böyle bir metin olabildiğini düşündüm. Çünkü ikonografi ve ikonoloji üzerine sistemli çalışmayı 20. yüzyılın ilk yıllarında öneren ilk kişilerden biri. Sanıyorum onu daha önce daha detaylı anlattı. Wöhrlin ve Gombrich'in aksine onların söylediklerinin biçimden yola çıkarak yaptıkları analizlerin ise daha farklı bir versiyonu, çok daha karşısında kalan aslında durumu açıklıyor. Doğru mu söylüyorum Hanım? Evet, Bu bölümü. doğru. Onlara karşı bir tepki aslında yani biçim. Formalist anlayış var. 20. yüzyılın başında formalist denilen bir sanat tarihi anlayışı var. Aslında o bizim derste uzun uzun anlattık. O sosyolojide de var, felsefede de var. Yani o formalizm işte insanın, doğanın da aynı doğa yasaları gibi toplumun da belli yasalarla anlaşılabileceği, ondan sonra Darwin'le ve işte Freud'la da temel bulan, İnsanın da hatta böyle matematiksel olarak formülize edebileceği ne dair zaten dünyada öyle bir anlayış var. Yani aslında Wöhrlin'le Wöringer, yani bu Panofsky'nin öğretmenleri, zaten bu biçimci anlayışın içinden geliyorlar.
Panofsky biraz böyle bir çağının ötesinde gibi benim yorumum. Evet. 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 Benim de öyle. Senin anlattıklarından ve ben Böbli'nin de biraz okudum. Şöyle bir baktım. Çok detaylarına vakıf değilim ama durum bu. O yüzden Panofsky'nin metnine geçeyim. Onu olabildiği kadar derli toplu, onun araştırma yöntemini açıklayacağım. Şimdi Böbli'nin diyorum, özür dilerim. Panofsky dört tane kavramdan bahsediyor. Bunlar birincisi biçim, arkasından olay, arkasından anlam geliyor ve son olaraksa içerik kavramını koyuyor. Bunlar için bir izlek belirliyor bizim için. Şimdi şöyle bir durum var. Dün de bununla ilgili anlattığım zaman ufak bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdik. Onu bir toparlamamız gerekiyor. Sanat tarihinde gerek Böbli'nin gerekse o dönemin diğer sanat tarihçilerinin biçim dediği şeyle Panofsky'nin biçim dediği şey aynı değil. Panofsky biçimi biraz daha basit, günlük hayatta kullandığımıza yakın bir sözcük olarak kullanıyor. Yani basitçe şunu söylüyor. Bir şeyin derinliği, hacmi, dokusu, renkleri varsa, çizgileri vardır, hatları vardır. Bunlar diyor biçimi oluşturur diyor. Sadece diyor benim gözümle algılayabildiğim şeydir biçim diyor. Çok günlük hayatta kullandığımız şekliyle kullanacağız. Yani üzerine sanat tarihi veya diğer sanat yorumlama dallarında, sosyolojide veya başka bir bilim, sosyal bilim veya doğa bilim fark etmez. Oralardaki gibi biçimi derinleştirilmiş, dallanıp budaklandırılmış bir anlam değil. Basit biçim, gördüğümüz şey, gözümüzün gördüğü, zihnimizle algıladığımız şeydir biçim. Bu bundan ibaret olarak kalıyor. Arkasından Wöpling şöyle bir şey, Panofsky şöyle bir şey söylüyor. Eğer ki diyor biçimde bir değişim gözlemliyorsam, o zaman diyor bir olay olsa gerek diyor. Biçimde bir değişim. Ya da gördüğüm şeyin bir bölümünde bir bir hat var, bir doku var, bir renk var. Ama sağına doğru, soluna doğru, aşağısına, yukarısına doğru kaydığımda farklı bir doku görüyorum. Farklı bir renk görüyorum. Farklı bir derinlik algısına ulaşıyorsam, işte diyor olay orada başlamıştır diyor. Örneğin bu tablo diyor, fotoğrafa baktığımız zaman Erhan'ın bizim için paylaştığı. Şimdi bir yokuş görüyoruz. Demek ki yokuş bir derinlik algısı yaratıyor bizim için. Aslında burada bir olay var demeye getiriyor Panofsky bizler için. Yani burada basitçe yokuş, ha, eğimi olan bir rampa vesaire gibi tamam öyle bir şekil var, bir görsel var ama bir dokusal bir değişim var aslında. Aşağıdan yukarıya, fotoğrafın aşağısından yukarısına gittiğimiz sürece bir hareket stilimizde de bir değişiklik olacak. Bir olaylaşmaya tekabül ediyor. Bundan bahsediyor. Olay biçimlerdeki, bizim gözümüzde gördüğümüz biçimlerdeki değişimler, gözlediğimiz şeyler. Biçim ve olay kavramları bu. Ve ardından şöyle bir yola çıkıyor Panofsky ve diyor ki eğer bir olay varsa biz bu olay karşısında bir empati duygusu geliştirebiliyorsak olayda bir içselleştirme yaşayabiliyorsak, kendi içimizde gözlemlediğimiz şey kendi iç dünyamızda bir sarsıntıya yol açıyorsa, işte o zaman bir anlam ortaya çıkar diyor. Ve bu da diyor birincil anlamlardır diyor. Burada diyor duyarlılıklarımız, hassasiyetlerimiz devreye girer. Bunlar diyor birincil ve doğal olan anlamlardır diyor. Ha şimdi burada önemli bir ayrım var. Örneğin şurada bir ekmek görüyoruz fotoğrafta. Bir de süt görüyoruz. Bu ekmekle süt hepimiz burada bunun ekmek olduğunu, bunun süt olduğunu anlıyoruz ki ben ekmek dediğimde hepiniz aynı yere baktınız muhtemelen. Şimdi bu ekmek uzlaşısal anlama tekabül etmiyor Panofsky'nin yaklaşımında. Bu çok önemli. Yani şunu söyleyemeyiz. Biz bütün bu Türkiye 80 milyon insan evladı burada bu ekmeği görünce ekmek olduğunu anlıyoruz. Evet ki uzlaşısal bir anlam var. Panofsky öyle bir yorum getirmiyor. Panofsky diyor ki bu ekmek olması o başka bir konu diyor. Burada diyor sadece bir görüntüyü ben size söylüyorum diyor. Uzlaşısal anlam dediği anlam dünyası başka. Bugün konuşurken bunun uzlaşısal anlama tekabül etme ihtimalinden bahsetti ama Panofsky'nin uzlaşısal anlam dediği şey o değil. Onun ne olduğunu açıklayacağım. Burada
olgusal anlam, yani birincil anlamda denir dediği Panofsky'nin şu. Çocuk ekmeği eline aldı, bir elinde de süt var ve gülüyor. Biz bundan bir duygulanım alıyor muyuz, almıyor muyuz? Alıyorsak nedir, ne değildir? Burası bu. Şimdi uzlaşısal anlama geçelim. İkincil anlam dediğimiz konu. Dün Anıl'la tam oturtamadığımız konu buydu. Şimdi orada şundan bahsediyor Panofsky. Gördüğümüz eserde bu tablo olabilir, fotoğraf olabilir, bir takım motifler vardır diyor. Bu motiflere ayırdıktan sonra bir kompozisyonu elde edersiniz. Elde ettiğiniz kompozisyonun, elde ettiğimiz kompozisyonun siz o elde edebilmenizi sağlayan bir toplumsal yapı vardır. Örneğin bugün hepimiz Alsancak'a gittiğimizde Alsancak'ın oluşabilmesini sağlayan bir takım toplumsal yapılardan haberdarız. Burada bilmiyorum, Özgün Hocam İzmir'de galiba, o da hani şey olmasın. Yok. Ne derler? Yani İzmirliyim. Ya bir senedir İzmir'de değilim ama. Ama Alsancak dediğimde bir şey oluşuyor. Aynen. Onun oluşması için gereken altyapıdan haberdarsınız. Biliyorsunuz işte tarihsel olarak Levantenler var, efendim Rumlar var, Yahudiler olmuş. Şu olmuş, bu olmuş. Sokaklar, caddelerin belli bir kurgusu var. Bir toplumsal uzlaşı içerisindeyiz orada. İşte bir toplum sözleşmesi, tabiri caizse Jean-Jacques Rousseau'nun dediği bir anlaşı var hepimizin altına imza attığı doğduğumuz andan itibaren. Budur diyor uzlaşısal anlam olan şey, olma ihtimali olan şey. Ya da süreç içerisinde de gelişmiş olabilir bu diyor. Yani sütün süt olması uzlaşısal anlam değil. Evet, ona da uzlaştık tabii ki de, sütü süt olarak biliyoruz, buna uzlaştık ama o diyor, o, ben onu ayrı tutuyorum diyor, o varlıkla ilgili bir uzlaşısal anlam. O diyor benim konum değil. Ben soyut kavramlar üzerine bir uzlaşı. Örneğin bugün bir örnek olsun diye söyleyelim. Bir iddianameyle karşı karşıya kaldınız. Ne yaparsınız? Bir avukata gidersiniz, mahkemeye gidersiniz, duruşmaya çıkarsınız, kendinizi aklarsınız, beraat etmenin yoluna gidersiniz vesaire vesaire. Şimdi ama çıkıp size karşı bir iddianame geldiğinde size itham eden insanı çıkıp vurmuyorsanız, dövmüyorsanız, barbarlığa doğru ilerletmiyorsanız, bu bir uzlaşıdır aslında. Bu bir soyut bir uzlaşıdır aslında. Bundan bahsediyor. Bunların türünden bir uzlaşıyı söylüyor. Uzlaşısal anlam bu. Şimdi bunu da sanıyorum toparlayabildiğim kadarıyla toparladım. Ha, şunu da ekleyeyim. Farklı uygarlık demek, farklı bir kompozisyon demek. Farklı uygarlık demek, farklı bir toplumsal uzlaşı demek. Demek ki bu fotoğrafı biz yorumluyoruz Türkiye'den. Başka birisi gelseydi başka bir yorumlama getirebilirdi. Ya da dün konuştuğumuz Gece Kuşları Amerika toplumunda çıktığı için oraya zaten Amerikan uzlaşısının bir tablosudur demiştim mesela dün. Bu da bir örnek olabilir. Uygarlık değiştikçe uzlaşının tipi değişecektir. Zamana bağlı olarak, mekana bağlı olarak, coğrafyaya bağlı olarak, algılara bağlı olarak bir sürü etmen sayılabilir. Ve son olarak da peki diyor Panofsky'nin yorumuna göre uzlaşısal anlamın da ötesinde bir şey var mı? Evet, var. Bir eserin diyor toplumun hangi kesimi ortaya koyuyor? Bir toplumun hangi sınıfsal bölümü ortaya koyuyor? Yani bu bir sınıfsal deyince basitçe işte işçi sınıfı, beyaz yakalar, yönetici sınıfı, kamu çalışanları gibi iktisadi sınıflanmalar düşünülebilir. Ya da mesleki grupları düşünebilirsiniz. Örneğin bir doktorlar loncasını düşünebilirsiniz tarihte. Şimdi tabipler odası olarak gözümüzün önünde. Çok ünlü tablodur. Yine Rembrandt'ındı sanıyorum. Doktorları resmettiği. Yine bir Hollanda Flaman tablosu vardı. Kumaşçılar loncasını resmediyordu. Farklı toplumsal kesimi resmeden farklı tablolar. Demek ki o tabloyu ortaya koyabilen bir toplumsal kesim var. O kesimin de bir düşünce yapısı var, bir ilkesi var. Bir şey düşünüyor, bir felsefenin altından hareket ediyor. Daha doğrusu onun altında bir felsefe var, onun üstünden hareket ediyor. Onun üstüne çıka çıka kuruyor kendisini, inşa ediyor. Örneğin Hollanda toplumunda Fransa'dan İsviçre'ye, oradan da Hollanda'ya kaçan Calvinistlerin çok önemli bir etkisi vardır. Çünkü Calvinistler
bu dünyada çalışkanlığın, gelecek dünyada, bu dünyadaki çalışkanlığın ve servetlerin, kazanımların, maddi kazanımların gelecek dünyada ödüllendirileceklerine inanırlar. Bu özellikle İsviçre ve Almanya'nın batı toplum, batı bölgelerinde Hollanda, Lüksemburg, bugün itibariyle Lüksemburg olan Belçika gibi toplumların bugün görece daha zengin orta sınıflarının oluşmasıyla çok ilgili bir durumdur. Çünkü böyle bir öğretinin altından gelmişlerdir ve ticaret toplumları olmuşlardır. Ha, demek ki bir felsefi bir tutumun sonucu olarak aslında biz karşımızda kumaşçılar loncasının tablosunu görüyoruz. Basitçe kumaşçılar canları sıkıldı, bize tarihsel bir anı ya da bir tarihe belge üretelim diye, o kadar da basit olmasa gerek. O felsefeyle beraber gelmiş oluyor. Hani aynısı doktorlar için söylenebilir. Örneğin İngiltere'de özellikle 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında, ben kendi alanım olduğu için söyleyeyim, matematikçilerin çok fazla toplu çekilmiş fotoğraflarını görürsünüz. Fizikçilerin ve matematikçilerin. Bu sadece basitçe biz bir anı yaratalım diye olmuş bir şey olsaydı bunu herkes yapardı. Ama bir fotoğraf makinesini bir fiziksel bir mekanizma olması ve ışıkla ve ışık bilimiyle, fizik bilimiyle ilgili olması ve onların ilk olarak onları cezbetmesi kayda değer bir şey. Demek ki şuraya bağlıyoruz konuyu. Şu, bu şuna geliyor. Demek ki bir ilke var, bir söylem var, bir tutum meselesi var. Bir takım itici düşünsel süreçler var. Dinamizm yaratan. İşte bu dinamizmi yaratan, mümkünlükleri ortaya koyan süreçler bizim diyor içsel anlamlarımızdır. Ve bu içsel anlam dediğimiz şey içeriğin ta kendisidir diyor Panofsky. İçerik tam olarak bir eseri mümkün kılan en derindeki düşünce katmanı. Çekirdek, tabiri caizse çekirdek. Tam anlamıyla çekirdek demek biraz indirgemek olabilir. Buna biraz temkinli olmakta fayda var. Ama bu, içerik dediğimiz kavram bu. Panofsky'nin yaklaşımında. Ve şöyle söyleyebiliriz. En bir çerçeve çizmek için. Panofsky içeriden dışarıya doğru saçılan bir... Ayçiçekti galiba, bir böyle böyle açılır ya papatya gibi, böyle patlar ve orada dağılır. Öyle bir bakış açısıyla incelemiyor. Evet, gerçekten eseri koyan şey tarihsel olarak öyle olmuş olabilir. Bir düşünce vardır, bir fikir ortaya çıkmıştır. Ona bir vizyon, bir görüş açısı getirilmiştir. Bakış açısı getirilmiştir. O biraz dallanıp budaklandırılmıştır. Büyütülmüştür. Kullanılabileceği alanlar tasarlanmıştır. Sonra hayata geçirilmiştir. Sonra ticarileşmiştir. Üstünden para kazanılmıştır. Coğrafyaya yayılmıştır. Kıtaya yayılmıştır. Dünyaya yayılmıştır. Böyle serpilmiştir. Böyle olabilir. Ama Panofsky diyor ki analizimiz öyle olmamalı işte diyor. Analizimiz tersine gelmeli diyor. Bir çeşit tersine analiz yapmalıyız ki diyor. Dışarıdan baka baka gelmeliyiz ki diyor. Kuşatabilme ihtimalimiz olsun. En önemli nokta, Panofsky'nin en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Bir de bununla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Yine Michel Foucault'dan bahsedeceğim son kez. Michel Foucault da aynısını söylüyor. Michel Foucault da bir metin grubunu analiz edeceksek, bu diyor bir dini metin olabilir, bilimsel metin olabilir, bu bilim doğa bilimleri olabilir, sosyal bilimler olabilir, felsefi metin olabilir, hiç fark etmez diyor. Biz diyor onun dış koşullarına, olabilmesini mümkün kılan dış koşullara, rastlantısallıkları ortadan kaldıran dış koşullarına bakmalıyız. Yani rastlantı olmamalı. Rastlantılar ortadan kaldırılmış ki, bazı rastlantılar elemine edilmiş ki bu fotoğraf çekilebilmiş. Yani bir adam buraya gitmiş. Demek ki bir rastlantıyı ortadan kaldırmış bu sokağa giderek. Bu Balat'a gitmiş. Demek ki Balat'a gitmesinin bir mantığı var, bir anlamı var. O rastlantıyı ortadan kaldırmış. Balat'a değil de başka bir ilçeye, semte de gidebilirdi. Bu ve bunun gibi örnekler düşünülebilir. İkisi de bana çok paralel geliyor Foucault'un anlayışıyla. Dışarıdan içeriye doğru, içine doğru kapanan bir şekilde analizi yapmaya çalışmak. Panofsky'nin yaklaşımı bu. En yapabildiğim derli toplu özet bu oldu. Ben sormak istediğiniz bir şey varsa ondan yanıtlayayım önce Panofsky'nin yaklaşımında. Benim anlatımımda kafaya takılan bir yer varsa onu konuşalım.
Yok valla gayet temiz. Son Berkat çok güzel oldu. Son en son kısım var ya, en son yani söylediğin 2 dakika diyeyim. Evet. Orada şey yapsan daha mı iyi olur? Dünkü şey daha iyiydi. O Foucault'un yöntemini dün daha iyi açıklamıştın. Yani şimdi böyle biraz çok soyut kaldı hiç bilmeyen adama. Hani dün şey demiştin. Tarihte neyi şey yapmıştır? Neyi engellemiştir? Neyi engellememiştir? Mesela bir olaya, yani öyle demek sanki böyle konuya hiç bilmeyen adama daha açıklayıcı. Şimdi bu içten dışa, dıştan içe deyince çok soyut kaldı. Yani Panofsky'de anlaşıldı da Foucault'da tamam. Şimdi anla, yani Foucault'un dediği şeyi dün sen çok güzel anlatmıştın. Bir olay olayı alırken olay klasik yaklaşımda işte bu olayın başı sonu neresi gibi alınırken Foucault'da dedin ya bu olay neye karşı geliyor neye karşı gelmiyor şeklinde. Yani o onun dışında valla süper oldu yani. Evet. Tamam. Not alayım. Ya şimdi şöyle, dün anlattığımla bugün anlattığımın birebir aynı sınav olmak, zor. Aynı sınav olması beklemek de mümkün değil. Yok yok, ondan demiyorum. Mümkün ol. Bir daha bir şey, bizim ya şey de önemli ya, yarınki ders de sana düşecek süre 50 dakika falan ya, 50 dakikada hem o gece kuşları tablosunu hem bunu anlatman lazım. Ondan biraz evet şey ama güzel. O zaman geç sen fotoğrafa sıcağı sıcağına. Yani şimdi şu bölüm. Burada şimdi fotoğrafçılar ağırlıkta, ben tek başına büyük matematikçi olarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir stres faktörü var, onu söyleyeyim. Bir de sen şeyi de bilmiyorsun değil mi? Artık stres yapma. Yani Berkan şimdi sen şeyi de söyleyelim yani. Diyaframı enstantaneyi falan bilmiyorsun yani. O kadar uzaksın konuya. Evet, ben o kadar olaya uzak. Ama işte onun aslında ben çok yaratıcı bir şey olduğunu düşündüğüm için aslında sana fotoğraf yorumlattım. Yani bir resim koysaydık belki bu kadar yaratıcı olmazdı. Şimdi bir fotoğrafla hiç ilgisi olmayan bir insanın gözünden bir fotoğraf yorumu, ikonografik yorum alacağız. O çok değerli bir şey olacak ya. Yani bizi destekleyici faktör olarak düşün. Evet, evet. Aynen. Bir daha söyle Eren, sana zahmet. Bizi destekleyici olarak düşün. Aynen aynen. Evet, evet. Yani sıkıntı olursa müdahale eder, sana hani şey yapar, yönlendirir. Böyle bir beklentimiz yok yani hani. Fotoğraf eğitimi olmadan bütün her şeyi bilmen gibi bir beklentimiz. Tabii canım. Mesela dünkü tabloda biraz daha özgüvenim yüksekti, dürüst söylemek gerekirse. Çünkü o Amerikan tarihiyle de ilgiliydi ve biraz da benim daha önceden araştırdığım, okuduğum, aşina olduğum konular vardı işin içinde. Ama şimdi bunu bakalım neler olacak. Şimdi ben şöyle düşündüm. Birincil anlam muhabbetine geldiğimizde. Burada ne var sorusuyla başlayalım. Metin güzel bir soru sordu. Ne varla başla istersen dedi. O güzeldi. Onu kullanayım ben. Ne var? Burada basitçe ne var? Hemen gözümüzün önünde ister istemez bir çocuk var. Gülümsemesi muhabbetini bir kenara bakıyorum ama bir çocuk var. Bir kolunda 2 ekmek, bir elinde bir şişe süt. Ki şişe olması bana çok enteresan geliyor. Süt olmasından ziyade şişe olması bana tuhaf geliyor bu fotoğrafta. Ve arkada bir Balat sokağı, taş döşenmiş ve cumbalı evler. Ve evlerinde oldukça düşük kondisyonda olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci anlam bir olay meselesi ne istiyordu, bir olay talep ediyordu. Ben burada bir biçimde bir değişim varsa eğer, ben bunu en bariz çocuğun ceketiyle sütün beyazlığındaki tezat olarak görüyorum. Bu zıtlık hali benim için bir olay. Panofsky'nin yorumuna göre bir olay daha doğrusu. Burada bir olay olmayabilir, ondan bahsetmiyorum. Ve yine ilk konuştuğumda şunu söylemiştim. Yokuş muhabbetinden bahsettim. Böyle suyun oradan bir sızmasından bahsettim. Şimdi orada da bir çok klişe bir cümle ama bir akıştan kaynaklı, akış hissiyatından kaynaklı bir olay var. Ve son olarak da geldiğimiz bir gülümseme. Çocuğun malum gülümsemesi. Şimdi ben şurada ekmek ve sütü görünce benim aklıma şu geldi. Burada hayatta kalmak için 2 besin grubu varsa eğer ve Neolitik devrim, tarım devrimi denen şey
kalori fazlasını üreterek primordial toplumdan bugüne gelmemizi sağlayan şeyse, bu ekmekse, işte o çocuğun elindeki ekmek o anlama geliyor benim gözümde. O primordial toplumdan bugüne gelene kadar bu ekmekle gelindi. O kadar temel bir şeyi tutuyor elinde aslında bu çocuk. Ve yine bir o kadar temel olan bir gıda sütü tutuyor, hayvansal gıda. İki gıda tipimiz yok mu? Tarımsal ve hayvansal. Topraktan gelenler ve başka canlılardan gelenler. İki farklı gıda, iki temel kategorinin gıdasını elinde tutuyor çocuk. Ve bu çocuk hayatta kalmayı başarmış oluyor böylelikle bu iki temel gıdayı elinde tutarak. Yüzündeki gülümsemeyi bu hayatta kalmayı başarmışlığa da bağlayabiliriz. Yani basitçe mutluluk diye düşünülebilir ama bu hayatta kalmışlığa da bağlayabiliriz. Ya da bütünüyle dışına çıkarız. Kamerayı gördüğündeki şaşkınlığına da bağlayabiliriz. Çünkü oldukça üst düzey bir kamerayla çekildiğini düşünüyorum bu fotoğrafın. Bilmiyorum detayını ama oldukça basit bir kamerayla da çekilmiş olabilir. Ama şöyle tabiri caizse fakirliğin ve yoksunluğun kol gezdiği bir mahallede böyle bir kamerayı bir çocuğun gün aşırı görmesine imkan yok. O zaman bir şaşkınlık da olabilir. Ama bunu bir kenarıya bırakırsak, eğer illa çocuğun yüzünde bir mutluluk arıyorsak, empati kuracağımız türden, Panofsky'nin dediği gibi empati kuracağımız türden bir mutluluk arıyorsak, hayatta kalmayı başarmışlığa dair bir mutluluk görüyorum. Öyle bir empati kuruyorum. Birinci anlamının burada olduğunu düşünüyorum. İkinci anlama gelirsek, burada basit bir hileye başvurduğumu iddia edilebilir ki öyle de olacak. Bu çocuk ilk değil. Bu çocuk son değil. Bu çocuk tekil de değil. Münferit bir örnekle karşı karşıya değiliz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı ilçelerinde ve semtlerinde hangi ilçeye giderseniz gidin, biraz işi daha örneği derinleştirelim. Her ilçenin kendi gettoları, varoşları ve düşük gelir grubu bölümleri vardır. İzmir'in en zengin ilçesi belki Karşıyaka'dır totalde. Ama Karşıyaka'nın da çok gelir grubu düşük yerleri var. Narlıdere'nin de var. Karşıyaka'nın karşı yakasına geçin. Gelin Narlıdere'yi gezelim görelim. Şimdi bu bizim içselleştirdiğimiz bir şey aslında bu durum. Antalya'da da var bu, Manisa'da da var. Ve biz bunu 50 yıldır izliyoruz. 50 yıldır Yeşilçam'dan izliyoruz biz bunu. Siyah beyaz filmlerde de izledik. Renkli sinemalarda da izledik. Nuri Bilge Ceylan'da da izledik. Şunda da bunda da izledik. Bu fakirlik ve yoksunluk halini bir içselleştirmiş durumdayız. Buna nasıl çözüm buluruz, nasıl çözüm bulmayacağımızı tartışıyor muyuz, tartışmıyor muyuzun dışında? Tartışıyorsak zaten içselleştirmişiz ki çözüm bulmak istiyoruz. Yok tartışmıyorsak da zaten duruma karşı bir görmezden gelme yaşıyoruz ki bir olguyu kapatıyoruz. Bir olguya gözümüzü kapatıyoruz. Bu da zaten post-truth'a doğru ilerlememiz demektir. Artık olaya gerçeklerle değil kendi isteklerimiz ve arzularımız veya umursamazlıklarımızla bakıyoruz demektir. Bence ikinci anlam, yani uzlaşısal anlam, bu çocuğun bu fotoğrafta tek ama bunun binlercesi, yüz binlercesinin olmasında yatıyor. Onu kabullenmişiz. Bu çocuğun başka 100 bin tane, başka 1 milyon tane çocuğun örneği olduğunu kabul ediyoruz ya. Onda uzlaştık ya. İşte uzlaşısal anlam budur bu fotoğrafta. Benim yorumum bu. İçsel anlama gelirsek. İçsel anlam bu bölümle ilgili gerçekten söyleyebileceğim şey çok fazla yok dürüst söylemek gerekirse. Çünkü bunu mümkün kılan, bu fotoğrafı mümkün kılan fotoğrafçılığın ne olduğunu bilmiyorum. Problemim orada yatıyor. Ben bu Zoom görüşmesine girdiğim anda Özgün Hocam şöyle bir cümle söyledi. Sokak fotoğrafının fotoğrafının sanat olup olmadığı tartışması ve sonra şöyle bir şey söyledi. Neden sanat olmasın dedi. Her şey sanat olabilir dedi Özgün Hocam. Ve ben şöyle bir şey geçti aklımdan. Sokaktan geçen adamın tablosunu yapınca sanat oluyor da fotoğrafını çekmeyince mi sanat oluyor? Yani. Hangi gözü değiştirdin? Hangi bakış açısını değiştirdin ki? Seni korkutan şey fotoğraf makinesinin senin gözünden daha keskin bir hafızası olduğuysa sen tarihsel belgeden kaçıyorsun demektir.
O zaman bu fotoğrafın içsel anlamı tarihsel belge niteliğinde yatıyor olamaz mı? Çünkü bundan kaçıyorsun sen. Buna sanat dememeye çalışıyorsun. Belge demeye çalışıyorsan burada yatıyor olabilir. Ha yok, belge niteliğinden kaçıp sanat niteliğine ısrarla vurgu vuruyorsan o zaman da sanatı fakirlikle mi ilişkilendiriyorsun sadece? Hayır, sadece fakir olanı ifade etmekle ilişkilendirmiyor olabilirsin ama en azından bu toplumsal yapının sanata dönüşebileceğini kabul etmişsin. Bu yoksulluğun sanata dönüşebileceğini kabul etmişsin. Bu ön kabulle çıkmışsın yola. Ha yok, tam tersi bir belge olarak konuşuyorsansa o zaman bunun belge olabileceğini kabul etmişsen yoksunluğu belgeliyorsun. İki durumda da içsel bir şey var. Bir düşünsel, bir takım kabullerle sonuçlara ulaşıyorsun. İçsel anlam bence burada yatıyor. Bu fotoğrafa dair. Bunu daha iyi anlatabilirdim. Ama biraz spontane gelişti. Düşünceyi biraz geliştirdim bir yandan anlatırken. Onu hissettim. Yani anlatırken düşünceyi kendi içinde de geliştirdin. Yani sesli düşünme modundaydı. Evet. Ya aslında o son söylediğin şey zaten fotoğraf çıların altından kalkamadığı temel tartışmalardan biri. Yani o fotoğrafa da çok yansıyor açıkçası. Hani hem sanat olup olmadığı noktası, hani hem sokak açısından hem fotoğraf açısından bence mantıklı bir vurgu. Her fotoğrafın altında o anlam var. Evet. Onu hepsini genelleyebilirsin yani şey olarak, yapı olarak. Bence çok keyifli oluyor. İçsel anlam, evet. İçsel anlama dair keşfedebildiğim bu oldu. Dediğim gibi bir fotoğrafa bakıyor olmak benim işimi çok zorlaştırdı. Çünkü daha önce böyle hiçbir fotoğrafa böyle bunu böyle analiz edeceğim ya da düşüneceğim, üzerine kafa patlatacağım diye bu şekilde bakmadım. Bir de bir metodu, belli bir metodu kullanmam gerekiyor şu an itibariyle. O metodun beni getirdiği nokta bu oldu. Ya burada zaten olay öğrencilerin o metodu anlaması. Yani o şimdi gayet anlaşılır oldu bence. Bence de. Şey olarak da o diğer şeyi zaten yoruma giriyor. Zaten Panofsky de onu söylüyor. Yani eseri yorumlayan aslında bir nevi burada şey yapıyor. Aslında çağdaş sanatın şeyi o, punktu mu? Sanatçı yoktur, sanat tarihçileri, sanat kurumları, sanat eleştirmenleri vardır diyorlar ya sanat, çağdaş sanat için. Yani sanatçı zaten ikinci plan. Yani Panofsky bunu 70 yıl önceden aslında öncelemiş de biraz. Bunu benim bu fotoğrafla alakalı aklıma işte seninle konuştuk ya Gümüş, Özgün Hocam'ın da, Erhan'la Özgün Hocam'ın, Ali abinin, Metin'in de fikrini alalım. Yani ben de şöyle bir şey, son şeyde şöyle bir şey olabilir mi dedim ben. Yani bu Yeşilçam filmlerinde de gördüğümüz hep gülen fakir çocuk şunu demiyor mu uzlaşımsal anlamda? Para önemli değildir. Aslında açıkça bunu söylemiyor mu bu fotoğraf? Ve Yeşilçam filmlerinde de her seferinde biz bu numarayı yiyoruz. Neden yiyoruz? Aslında içsel anlamda da, içsel anlamı da o olabilir mi dedim fotoğrafın Berkant'a. Yani biz bunu her seferinde katarsis yaşıyoruz. Yani ağlıyoruz, gülüyoruz. Yani biz bunu istiyoruz. Yani neden istiyoruz? İçsel anlamı da belki orada. Çünkü bu fotoğraf bağırıyor yani aslında. Para önemli değildir, bakın bu çocuk mutlu diye, bana göre. Şey, ona Berkant tam katılmadı ona. Yani o yüzden o kendi yorumunu yaptı. Ben yorumlasaydım içsel anlamı ben öyle bitirirdim bu fotoğrafta. Yani aslında şeyi sorgulatıyor modern insana. Aslında Berkant da onu söyledi. Yani bunlardan dediği milyonlarca var. Aslında aynı şey ama burada sanki şu da var. Erdal Yazıcı şunu mu göstermek istedi acaba? Yani bakın her seferinde bu numarayı yiyorsunuz, bir de benden yiyin. Neden olmasın? O da olabilir. Genel evet, zaten bu da bir yorum yani. Farklı olduğumuz için biz şimdi bunlarla çok sürekli karşı karşıya kalma durumumuz var. Senden farklı olarak. Yani bu aslında çok jenerik bir konunun bir fotoğrafçı yani eskiden klişeye iyi örnek. Fotoğrafçının yeniden işleyişi aslında ya, yani. Sonra üstüne buna milyon tane çekildi. Aynen. Yani
Ya evet. Yani ifade ettin ya hani bu çocuklardan milyonlarca var şeklinde. Hani her Evet. yerde var. Ya, aslında objenin fotoğrafı için de geçerli. Yani çocuktan da var, fotoğraftan da var. Yani, o anlamda Evet. Onu not bir alıyorum. anlamda özgünlüğü yok ama bir anlamda da var. Yani neden? Çünkü kendi başına iyi bir yani o türün iyi bir örneği. Ama sanırım şey Anıl Hoca'ya katılıyorum. Şey herhalde burada birazcık hani sokaktan geçen insana çok derin felsefe görüşü olmayan bir insana şey yaptığında hani azla yetinmek gibi ya da işte mutlu olmak gibi bir çıkarım yapacağını ben de düşünüyorum. Bir de şey fotoğrafik olarak bir ipucu verebilirim. Hani belki anlamlandırmanı kuvvetlendirir. Gözlerini takip edersek çocuk dikkat edersen şey objektife değil makinaya doğru bakıyor. Yani bu fotoğraf çekilmeye yabancı olan insanların ya da işte fotoğraf çekilmeyle ilgilenen insanların genelde yaptığı bir şeydir. Yani şöyle bir makineye şans eseri elimdeydi. Şöyle bir makineyi eline alıp hani fotoğraf çektiğinde hani fotoğrafla biraz daha bilinçli olan model olmak ya da fotoğraf çekimi konusunda objektifin içine bakar ki bakışları derin olsun. Ama Evet. pek bilmeyen insan genelde şurada ya da makinenin üstünde ilginç gördüğü işte mesela yazı dikkati çeker ya direkt yazıya doğru bakar. Hatta bazıları yazıyı bantlar ya da şey yapar kazır o yazı dikkatini çekmesinde fotoğrafçıların. Neyse yani uzun lafın kısası oradaki şey çıkarımını destekleyen bir şey o. Hani Bunu not alayım. ya sağ kalmak dediğin ya da fotoğraf çekilirken ki o amusement, o heyecan yani işte mutlu olmak şeklinde. Hani oradaki çıkarım bence daha yakına doğru. Yani çünkü bu aslında şöyle düşün. Düşünüyorum en azından. Rutini ya ekmek almaya gidiyor. Bakkala gidip gelmek. Hani rutini içinde ama senin de tespit ettiğin gibi çok rutininin dışında bir şeyle karşılaşıyor. Yani ekmek almaya gidiyor. Her gün yaptığı bir şey ama bunun karşılığında fotoğraf çekiliyor. Hani çok sıradan bir şey yaparken ne bileyim otobüse biniyorsun ve bir anda biri gelip fotoğrafını çekiyor. Hani sıradan bir şey yaparken sıradan olmama noktasına gitmek gibi. Hani sanırım heyecanı o. Fotoğraf çekiliyor olmanın heyecanı sanki. Ben aslında çok mu artık uçtum ama şimdi benim aklıma şu da geldi. Yani bir sonraki aşama belki o benim dediğim belki Berkant'ın söylediğiyle aynı yere çıkıyor. İkinci uzlaşımsal yere belki onu alabiliriz. Hani işte para mutluluk getirmez. Şimdi aklıma şu geldi. Acaba şu olabilir mi? Mahallelerinizi terk ettiniz. İşte sitelere gittiniz, bak mutsuz olduğunuz da çıkıyor. Belki son sonuç o. Çünkü mahalle burada aslında bu fotoğrafta mahalle övülüyor. Yani mahalle yaşamı o Türk dizilerinde de vardı ya özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başında. Yani mahalle yaşamı en etik olarak da şeydir, doğrudur. Fiziksel olarak da sağlıklıdır. Ruhsal olarak da en güzel yaşam biçimidir. Bu verildi. Mahalle yaşamı. Hatırlarsınız o İstanbul'un çeşitli az kalmış Kuzguncuk'ta diziler çektiler. Şimdi burada da bir mahalle var bakın yani. Şimdi ben en son noktada ona geldim. Acaba şunu mu diyor yani bakın işte mahalle yaşamı biz bunu kaybettik. Yani özünde de bu fotoğraf o zaman nostaljik bir fotoğrafa dönüşüyor. Benim gözümde o da var yani. Bütün değerini kaybetti. Yani değerini şöyle kaybetti. Sanatsal bir değeri kalmadı. Nostaljik bir öğe oldu son aşamada. Diye ben yorumladım şu an. Fotoğrafın yılı kaç? Bu arada onu söyleyecektim. Hani yılına göre de değerlendirmek lazım. Mesela başta 80'ler diye biliyorum. 80'ler 80, ama ona bakmak lazım. 89. Şimdi ben burada topa gireyim biraz isterseniz. Gir abi. Şimdi Var. zaten buradaki bizim uzlaşımızın temel nedeni yaşlarımız. Şimdi Z kuşağından bir çocuğa sorsan hani ekmekle uzlaşır da mesela süt diyemeyebilir buna. Ayran da olabilir bu. Böyle bir süt kalmadı çünkü. Bu 20-30 yıl öncesinin süt endüstrisi kurumunun sütü. Biz biliyoruz yaşımız müsait çünkü buna. Oradan başlayacağım. Şimdi şöyle düşünüyorum ben fotoğraf tekniği olarak da ben konuşularak belki tek poz bile olmadığını düşünüyorum bunun. Birkaç pozu bile olabilir çocuğun. Çekildiğini düşünüyorum.
Belki yazı bile saklanmış da olabilir. Nedeni tam bilmiyorum şimdi. Niye Süt Endüstrisi Kurumu'nun yazısı, SEK yazısı görünmüyor orada? Tesadüf de olabilir, bilinçli de olabilir. Tam bilemeyeceğim bunu. Analog dönem olduğu için çocuğun şaşkınlığını, hayretini karşılıyorum ama Balat'taki şimdi herhangi bir çocuğun bu tarz bir tepki göstereceğini zannetmiyorum. Çünkü herhalde hepsinin binlerce olmasa da yüzlerce fotoğrafı çekilmiştir bugünlerde, günümüzde. Özellikle dijital dönemde, son yıllarda. Ama maliye, övgü ve parayla mutluluk olmaz fikrine ben de katılıyorum. Öyle bir gönderme var ama belki de fotoğrafçı bunları hiç düşünmedi. Biz sadece bunları şu anda konuşarak, dileyerek bu sonuca varıyoruz. Şimdi abi orada sen güzel bir noktaya geldin. Zaten Panofsky'nin esas yönteminin ana noktası orası. Yani fotoğrafçının onu düşünmesi gerekmiyor Panofsky'nin yönteminde. Onu hatta Berkant bahsedecekti. Değil mi? O önemli bak. Yani mesela ben onu şöyle diyorum. Metin'in bir lafı var. Felsefeci yaptığı felsefeyi anlamamış olabilir diyor Metin. Bak çok süper bir laf. Ya yani ben de onu şöyle işte uyarladım. Sanatçı da yapmış olduğu sanatı anlamayabilir. Örneğin ben Botticelli örneğini hep veriyorum. Şimdi Botticelli hayatının son dönemlerinde bu koyu dindar bir Floransa'yı kasıp kavuran din adamı var. Bütün Floransalı zengin çocukları şeyler o adamın etkisine giriyor. Onun adına bir bakacağım yarın. Sana söyleyeyim. Rönesans'ın Adnan Hocası gibi bir şey yani bu. Ama çok etkili bir adam yani abi. Ciddi yani adamı şey Vatikan'a kafa tutuyor adam yani. Vatikan adamı öldürmeye çalışıyor, öldüremiyor falan. O şey Medici dizisinde de var adam. Sonunda şey Savonarola. oluyor. Adam ha bir daha söylesene Eren. Savonarola. Savonarola. Evet. Ve sonunda adamı kendi yandaşları öldürüyor. Şey adamı papalık oyuna getiriyor adamı. Diyorlar ki bak diyorlar madem sen bu kadar güçlüsün kendini yak diyorlar. Zaten sen Tanrı'nın temsilcisiysen yanmazsın diyorlar. Adam da onu yapmayı reddediyor. Sahtekar olduğunu anlayıp Floransa'nın merkezinde adamı kendi taraftarları öldürüyor. Ama 30 yıl bir egemenliği oluyor adamın. Şimdi Botticelli de bu adamın müritlerinden ve bütün %90'ını pagan içerikli mitolojik tablolarının parçalıyor Botticelli. Şimdi biz şimdi diyelim ki artık bugün sanat tarihinin mitolojik tablo dedim ilk aklına gelen Venüs'ün doğuşu. Hatta Eren'in en sevdiği tablo. Şimdi biz bu Venüs'ün tablosunu Panofsky'nin metoduyla değerlendirirsek burada Botticelli'nin pagan düşmanı yani kendisi koyu bir dindar olduğunu bilmeden bu tabloyu değerlendirirsek eksik kalır ama onun pagan düşmanı olması bu tablodaki pagan içeriği değiştirmez. Yani burada Botticelli sonuçta pagan öğeli, pagan içerikli bir eser üretmiştir. Yani o önemli bir nokta. Biz şimdi öyle yorumlayacağız. Yani sanatçıdan bağımsız yorumlayacağız. Zaten dedim ya çağdaş sanatta sanatçı ikinci plana düştü. Sanat eleştirmenleri, küratörler, sanat kurumları ön plana çıktı. En son o muz örneğinde de bunu gördük. Yani senin ne yaptığın değil, senin işini kimin pazarladığı önemli. Arkasında kimin referansı olduğu önemli. O yüzden Panofsky bu çağda ışık tutuyor yani. Bizim derslerde yani fotoğrafta anlattığımız kompozisyon okuma yani benim şu anlamda hoşuma giden bir teknik oldu. Bizim normalde işte gerisin geçti neredeyse 10 yıllardır diyebileceğim şekilde anlattığımız kompozisyon okuma tarzına hem uyuyor hem destekliyor. Hani nerede uyup nerede desteklediğini şey yapabilirim yani şu anlamda. Şimdi tabii yani bir şeyi okumanın, bir eseri okumanın bir sürü yolu var. Hani sanat tarihi açısından okumak da çok değerli mesela. Ama bizim mesela kompozisyon derslerinde ciddi şekilde altını çizdiğimiz şey fotoğrafın anlamını belirlerken sanat tarihi açısından belirlediğinde aslında çok nasıl diyeyim elit ya da elit demeyeyim ayrı bir anlamda yakalamış oluyorsun. Yani bu fotoğrafı biz şimdi inanılmaz derinlemesine değerlendiriyoruz. Ama bunu sokağa çıkıp geçen Ayşe teyzeye ilk gösterdiğinde alacağı anlam yani bütün bu bilgi dağarcığına sahip olmadığı için
çok daha farklı bir noktaya gidebiliyor. Bu arada hani bütün bu söylediğim bu yapılan uğraşın anlamsız olduğu anlamına gelmesin ya da yanlış olduğu anlamına değil. Tam aksine çok değerli bir şey ve esas sanatsal nasıl diyeyim sürecin bütünleyen bir parçası. Ama hani fotoğrafçı yetiştirirken fotoğrafçının şunun da farkında olmasını istiyoruz. Nasıl diyeyim? Farklı fotoğraf dallarının farkında olup bu sanatsal yorumu işleyeceği ya da işlemeyeceği alanların da olması. Mesela örnek vereyim makro camiası var. Yani makro fotoğraf çeken insanlar var. Tabii ki de sanat tarihi açısından sanat tarihi bilen bir insan onların eserlerini alıp çeşitli yerlere yerleştirebilir, değerlendirebilir, ilişkiler kurabilir. Ama öte yandan da baktığınızda yani bu camia aslında kapalı bir camia ve yapmayı sevdikleri şey küçük şeylerin detaylarını göze hoş gelir bir şekilde ortaya koymak. Yani sanat tarihine bağlılar da ama bir noktada da ayrılar da. Yani o yüzden bu yöntem aslında iki durum açısından da bakış açısı sağlıyor. Yani fotoğrafçının ne çektiğinden bağımsız olarak da sanatsal yorumunu yapabiliyorsun. Ama ne çektiğiyle ilgileniyorsun da. O anlamda zengin bir içerik olmuş bence. Yani şey olarak hani hem bizim öğrencilere ciddi faydalı olacak hem de keyifli bir şey oldu. Bu ya evet bu kesinlikle ya bu tür okumalarda şey dikkat etmek lazım. Hani onu da aslında iyi idare ettik. Hem hani sen hem de biz de katkıyla. Hani buradaki bir yorumun kesin doğruluk içerdiğini iddia etmek çok yanlış bir noktaya götürebiliyor. Yani elinde süt vardır. Bu diyor ki işte emeğe duyulan saygının bilmem nesidir. Bu böyledir. Tarzında bizde çok fotoğraf camiasında diyelim. Yani çok net yani. Evet. Hani, yani onu izleyen başka bir şey düşünecekse bile artık onu düşünmeye korkuyor falan. Hani o noktaya getirmeden güzel bir şekilde yorumladım bence de. Zaten bu ekipten öyle bir şey çıkmaz da mesela 40 yaşın 50 yaşın üstü fotoğraf hocası amcalar oluyor. Yani 5 yıldır fotoğrafla ilgileniyor ama fotoğraf hocası ilan ediyor kendini. Şimdi o fotoğraf okurken yani sanat tarihi bilgisi de yok. Fotoğraf bilgisi de kısıttı. O tabii sınıfa otorite kurmak adına hani işte ekmek ne demek? Ekmek atıyorum şu demek. Hani herhangi bir şey. Ne dedik mesela değil mi? Yaşam kaynağı olabilir diye ifade ettin ya sen. Ekmek demek yaşamak demek. Demek ki bu anlama geliyor. Hani bunun anlamının dışında bir şey de hayal ediyorsan hani fotoğrafı yanlış okuyorsun gibi çok net ifadeler oluyor. Ya şöyle bir durum var. Gördüğümüz ekmek bildiğin somun ekmek. Şimdi şu da olabilirdi. Yani bilmem biliyor musunuz? Lozan Meydanı'nda Atatürk Sesi'nin yanından aşağı doğru inen caddede Leon diye bir pastane var. Şimdi o Leon pastanesine girdiğin zaman bulacağın çekirdek tohumlu ekmek de var. Bildiğin çiğden mi, unundan yapılmış tohum. Şimdi o ekmeğin fotoğrafındaki ekmekle burada bildiğin standart bayez ekmeğin aynı ekmek olmadığı çok aşikar oluyor. Yani kağıt var şimdi. Şimdi ben bunu böyle söylediğim zaman şöyle bir durum da çıkıyor. Çok açıktır bu. Hep olur Marksist okumalarda metanın lükse dönüşüp dönüşmemesi muhabbeti. Şimdi o açmaza da girmenin manası yok. O da burada çok apayrı bir tartışmaya ve çok ucu bucağı olmayan bir ovanın içerisinde kalmış gibi oluruz. Ama şimdi ekmek var geliyor iş ister istemez. Ya öyle. Hangi ekmek ve kimin elindeki ekmek? Tabii canım. Ya mesela işte biz dernekte başına gelmişti. Bir tane fotoğraf var. Mesela ben kompozisyon üzerinden değerlendirdim, geçtim. Hani kompozisyondan kastettiğim fotoğrafik kompozisyon. Işık nereden geliyor? Fotoğrafçı ne açıdan çekmiş? Ne vurgulanmış, ne vurgulanmamış şeklinde. Neyse ondan sonra biri işte çıktı. İşte fotoğrafta da şey hayal et. Ortada bir tane başörtülü kadın var. Işık düşmüş işte çaprazdan. Önü arkası karanlık. İşte beyefendi çıktı dedi ki ya dedi bu dedi aynı zamanda dedi sembolik olarak bizim işte karanlığa gittiğimizin göstergesidir. Bu fotoğraf bunun net şeyidir. Hani başörtülü kadın önü karanlık arkası karanlık.
işte karanlığa gidiştir şeklinde. Ya dedim hani olabilir, böyle anlayabilirsin. Ama sana tam tersi siyasi görüşte biri de gelip diyebilir ki bak işte karanlığın içindeki tek ışık başörtülü kadın yani. Yani dolayısıyla yani aynı okumanın birebir bamba yani karşıt siyasi görüşlerde ya da farklı siyasi görüşte tam zıttını da sağlayabiliyor. O yüzden hani burada işte mesela o şey anlamı güzel. Yani mesela burada şeydi, neydi? Anlaştığımız anlam, kelimeleri uzlaşısal anlam. Uzlaşısal anlam, pardon, sağ olasın. Yani burada mesela çocuk masumiyeti gibi hani çok daha işte çocuk neşesi gibi çok daha orta yani kimsenin tırnak içinde söylüyorum itiraz edemediği ama hani objenin obje olmasından gelmeyen senin tabir edişini kullanmaya çalışıyorum. Ekmek, yani ekmek adı ekmek yani etimolojik anlam hepimiz ekmek olduğunu biliyoruz şeklinde değil de daha soyut bir anlam üzerinden gidiyor ya. Hı hı. Burada da hani çocuk neşesi mi? Bilmiyorum. Senin... Mesela oraya vurgu yapmıştı. Yani çocuğun mutluluğu hani üzerine. Hı. Ya bir de zaten Ali abinin dediği gibi fotoğrafın belge yönünü ortaya koyduğun zaman Panofsky'nin yöntemi baştan bir kere düşüyor. Hani öyle bir yöntemi kullanmaya lüzum yok. Çünkü zaten bir sanatla karşı karşıya değilsin. O belgesel yönünü, belge yönünü aldığın zaman. Bir de zaten Panofsky orijinalinde bunları, bu yöntemi tablolar için ve çoğunlukla da Rönesans tabloları ve Bizans tablo, Bizans ikonolojileri için, ikonları için düşünmüş. Yani çıkayım ben bu yöntemi geliştireyim de bir 20. yüzyıl tablosunu çalışalım demiş. Onu biz kendimiz acaba böyle bir şey olabilir mi diye bir akıl yürütmeye çalışıyoruz. İşin şey bölümü iyice zor. Fotoğrafa gelen bölümü iyice zor. Bu arada bir 5 orası dediğim gibi hızlıca en olabilecek en sade haliyle geçip çok riskli toplara girmemek. Evet ama senin bu yaptığın bence çok değerli ve önemli yani. Bunun üzerine daha çok kafa yorman gerekiyor. Yani fotoğraftan hemen sıyrılma bu işte. Yani o uygun fotoğraf olmayabilir. O ayrı bir şey. Yani her fotoğrafta belki her resimde de bunu kullanamayacaksın. Yani şimdi çok detaylandıramıyorum bunu kafamda yeni karşılaştığım için. Ama fotoğraf için böyle bir okuma getirmek de yani şey olacak. Özel sanatın farkı gibi olacak yani bir gün. Yani sizin yapmak istediğiniz, vermek istediğiniz dersteki farklılık olacak. O değerli bence. Yani bunu yavaş yavaş oturtacağına inanıyorum. Biraz yani biraz kervan yolda düzülür gibi olacak bu konuda. Fotoğrafla ilgili kısmı. Yani çok yanlış anlama. Yani biraz daha az hakim olduğun için söylüyorum ama bence çok değişik ve nitelikli bir şey olacak. Yani bunu hiç sakın şey yapma yani. Bırakma, tamam mı? Tamam abi, teşekkürler. Tut diyorsun, tuttuğun yerden yürütmeye devam. Olacak bu yani. Biraz daha kafa yormak lazım ama dediğim gibi. Yarınki kavramsal sanat, benim kavramsal sanattan açacağım. Yarın oradaki benim başlangıç cümlesini kullandın şimdi Ali abi. Demek ki iyi değilmiş o. Kervan yolda düşünür gelen... dedin ya. Hay kervan yolda düşünür kavramsal sanat yani. Ben onu kullanacaktım yarın. O konu burada var ya, sabahımıza kadar gider. Ama hayır, bu kadar denk gelir yani. Ben yazdım onu sabah. Çünkü kervan yolda düzülür çok güzel anlatıyor kavramsal sanatı. Yani orada sanat yapıtının son hali değil, o sanat eserinin yapım aşaması önemli. Onu göstermek istiyorlar. Ben onu kervan yolda düzülür diyecektim. Şimdi sen söyledin. Çünkü